Hayırlı sabahlar. Bugünkü konumuz Hazreti Ömer'in adaleti. İkinci halife ve dünyada adalet timsali olarak tarihe geçen bir isim. Ve bugünkü Yeni Asya'nın manşetinde de aynı konu var. Hazreti Ömer adaletinin neresindeyiz? Burada sabah yazarı Hıncal Uluç, iki pazardır Hazreti Ömer'in adaletine yansıtan kıssalar aktarıyor geniş şekilde. Farklı bir takım olaylardan yola çıkarak Türkiye'deki adalet uygulamalarındaki aksaklıkları gündeme çal getirmeye çalışıyor. Ve o bile adalet sistemindeki çöküşün e, farkında ve bunu adeta feryat edercesine gazetesinde sabah gibi bir gazetede e, duyurmaya çalışıyor. Dün de Ahmet Taş Getiren Hazreti Ömer'i gündeme getirdi. Ve ikisinin de aktardığı bir çok ibretli, anlamlı kıssa var. Ee, onu aslında ilk defa, bilmiyorum camilerde ne kadar anlatılıyor, ben hiç rastlamadım, İlahiyat fakültelerinde vesaire ne kadar konu ediliyor. Ee, Hazreti Ömer'in şöyle bir tarihe geçen kıssası var. Bunu, 35 sene önce rahmetli Süleyman Demirel, 9. Cumhurbaşkanı, o zaman başbakan da değildi, hatta siyasetten yasaklıydı. 12 Eylül'ün getirdiği siyasi yasaklar sebebiyle e, siyaset yapması da men edilmişti. 1985 senesinde kendisiyle Köprü Dergimiz için yapmış olduğumuz, Ekim ayında yayınlamış olduğumuz tevafuk, tam da Ekim ayındayız, 35 sene önce kapak yaptığımız mülakatında diyor ki <laughs> her şeyin açıkta aleni cereyan etmesi hadisesinin çok çarpıcı düşündürücü misalleri Hazreti Ömer devrinde çok vardır. Mesela camide hutbe okus, camide cuma hutbesini okurken ey Müslümanlar beni dinleyiniz dediği zaman birisi ayağa kalkıyor ya Ömer seni dinlemiyoruz diyor. Niçin dinlemiyorsunuz dediği zaman da Kaza oldu. Sen bize ganimet dağıttın, kumaş dağıttın. Bana verdiğin kumaştan bir elbise çıkmıyor. Senin kumaştan ise bir elbise çıkmış. Sen giyiyorsun. Demek sen kendine çok aldın. Halife'ye diyor bunu. Çok önemli bir hadise. Hazreti Ömer oğluna diyor ki kalk izah et. Oğlu kalkıyor diyor ki evet, dağıtılan kumaştan bir elbise çıkmıyor. Benim kumaşımla Babamın kendi birleştirdik. Babama bir elbise çıktı. Bunun üzerine öbür zat kalkarak ya Emir el Müminin seni dinliyoruz diyor. Bunu hem taş getiren hem Hüncal Uluç yazılarında aktardılar. Ama dediğim gibi bu çok ibretli kıssayı siyaset ve kamuoyu gündemine taşıyan camilerin dışında, ilahiyat fakülteleri vesaire oraların dışında e, isim rahmetli Demirel. Ve bizim o Demirel'in bu mülakatını kapak yaptığımız sayısı çok ses getirmişti o zaman medyada. Demirel devam ediyor bunun üzerine bunu aktardıktan sonra. Bu fevkalade ibret dolu bir hadisedir. As saadette rejimin nasıl açık olduğunu, nasıl hak, hukuk ve adalete dayandığını, hakkın sahibi olan kişinin Müslümanların emiri dahi olsa ona sual yöneltebildiğini göstermesi bakımından fevkalade önemlidir. Bediüzzaman Hazretleri'nin Divan Harbi Örfi kitabında çok güzel bir sözü var. Orada der ki, padişah peygamberimizin emrine itaat etse ve yoluna gitse halifedir. Biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa peygambere tabi olmayıp zulmedenler padişah da olsalar haydutturlar. Devlet hadisesini bunun kadar güzel izah eden çok az şey vardır. Demirel burada üstadın sözünü aktardığı için de çok hücumlara uğradı o zaman. Hakkında yazılar yazdı, layıklığa aykırı vesaire filan gibisinden. Ama Demirel sözlerinin arkasında durdu sonuna kadar. Zaten rastgele söylenen bir söz de değildi. Ve yine devam ediyor. As Saadetteki Hadise, İslam'ı yaşama, İslam'ı hakim kılmadır. İslam'ı yaşadığınız, İslam'ı hakim kıldığınız zaman zaten Allah'ın emirlerini hakim kılarsınız netice itibariyle semavi kitapların anayasasları derlenmiş, toparlanmış, gelmiş, insan hakları olmuştur. Dünya nizamı olmuştur. Binaenaleyh, onu hakim kılabildiyseniz mesele yoktur. Adaleti hakim kılma hadisesi, Hazreti Ömer'e aşılamayacak bir şöhret kazandırmıştır. Bir abidedir. Eşi emsali olmayan bir abidedir. Sosyal dayanışma ki, merhum Mehmet Akif'in koca karıyla Ömer hikayesini anlatılır, Emir nereden bilsin a kadın çocukların aç olduğunu dediği yerde madem ki bilmeyecekti niye emir oldu der. Dizde kenarında bir kuzu kaybolsa onu Ömer'den sorarlar sözü var ya. idareciysen bir memlekette her şeyi bilmeye mecbursun. Filanca yapmış ben nereden bileyim diyemez. Nihayet Hazreti Ali'nin estername tabir edilen Harise yazmış olduğu mektup bir şaheserdir. Üzerinden 1400 sene geçmiş. İçerisinde iyi idarenin bütün öğütleri var. O bir fevkalade hal. Ondan sonra da birçok padişahlar, halifeler gelmiş. Zaman zaman çok parlak devirler yaşanmış. Ama asr-ı saadetin bir benzeri yaşanmamış. O başka bir şey. Zaten bir asr-ı saadet diyoruz. Başka bir şey de diyemiyoruz. Şimdi bu mülakatın tamamı diğer mülakatlarla birlikte o dönemde Demirel ile yapmış olduğumuz bu kitapta toplanmış olarak yayınlandı üçüncü baskısı. Şimdi bunları yerinden, kaynağından okumalarını tavsiye ediyoruz bütün takipçilerimizin. Şimdi konumuz Hazreti Ömer'in adaleti ve Hazreti Ömer'in adaleti bugünkü iktidar yöneticileri tarafından, önde gelenleri tarafından çokça telaffuz edilen bilhassa başlangıç dönemlerinde bir konuydu. Ama bugün gelinen noktadaki uygulamalar, adaletin getirildiği nokta, hukukun getirildiği nokta, işte bugünkü manşetimizdeki soruyu sorduruyor. Hazreti Ömer adaletinin neresindeyiz? Ve maalesef çok çok uzandayız. Adalet, hep söylediğimiz üzere çökmüş vaziyette. Siyasi müdahalelerle, derin müdahalelerle adaletin, hukukun en temel kriterleri, ölçüleri çiğneniyor. Ayaklar altında çiğneniyor. Masumiyet karinesi, suç ve cezanın şahsiliği, savunma hakkı, adil yargılanma hakkı ve getirdikleri çok övündükleri lekelenmeme hakkı. Birçok insan hakkında bu haklar işlemiyor. Bu haklar paspas edilmiş vaziyette. Ve denetim yok, hesap sorabilme yok, Tam tersine sürekli yeni adımlar atılıyor. Yapılanları gizlemek ve denetimden kaçırmak için sayışta yapılan müdahaleler, meclisin işlevsizleştirilmesi, yargıya yönelik suçlamalar, tek adam rejiminin bütün bu alanlardaki sonuçları. Onun için bilhassa dindar insanların, aslında sadece dindarlarla da sınırlamak mümkün değil, Hıncalı Uç'un dediği gibi, sadece Müslümanlar için değil bütün dünya için bir adalet timsalidir Hazreti Ömer. Adalet mülkün temelidir sözü ona aittir. Adalet devletin temelidir. Mülk dediği arsa bina filan değil, devlet. Ve adalet temeli çöktüğü zaman o devlet de çöker. Bu o kadar önemli ve hayati bir konu ki. Bundan bahsetmemizi ya yeter artık falan diyenler var. Adalet yerli yerine oturmadıkça, bu müdahalelerden azade kılınmadıkça ve adaletsiz uygulamaların meydana getirdiği mağduriyetler devam ettiği müddetçe bunu konuşmaya devam etmek zorundayız. Bu bizim hizmetimizin de bir gereğidir. Hazreti Ali radıyallahu anh adaleti mahsa için o kadar mücadele verdi. Ve e, adaleti mahsa nedir? tek bir ferdin hakkı bütün halk için dahi iptal edilemez. Üstadın yaptığı tarih bu adaleti masaya. Yani bireyin hakkı, tek bir bireyin hakkı devlete şuna buna hiçbir şey feda edilemez. Ama bugün bunun çok çok uzağındayız. Hazreti Ömer'le, Hazreti Ebu Bekir'le, Hazreti Osman'la, Hazreti Ali'yle ile örneklerini gördüğümüz, asr Saadet'te muhteşem örneklerini gördüğümüz yaşanan adalet uygulamalarının çok çok uzağında olmak bugünün Müslümanları için bir utançtır. Artık bu utancın farkına varsın insanlar. Ve bu utancı bitirmek için de harekete geçelim hep birlikte. Bu kadar senedir bunun gayreti içerisindeyiz. Bundan dolayı da hücumlara vuruyoruz. Hiç önemli değil. Ama haklılığımızın her geçen gün daha da iyi anlaşıldığı ve daha evvel bizi eleştiren birçok insanın bizim söylediğimiz şeyleri söyler noktaya geldiklerini de görüyoruz. Bu süreci hızlandırarak devam ettirelim ve Hazreti Ömer'in adaletini, diğer dört halifelerimizin adaletini örnek alarak uygulamalarımızı onlara yaklaştırmaya, onlara uygun hale getirmeye çalışalım ki, Müslüman olmanın, insan olmanın gereğini yerine getirmiş olalım. Temennimiz budur, çağrımız budur. Bu istikametteki gayretlerimiz inşallah son nefesimize kadar da devam edecektir gücümüzün yettiği kadar. Biz bu kadarını yapabiliyoruz. Elimizden gelen bu. Daha fazlasını hep birlikte yapalım diyorum ve bugünkü yayınımızı da burada noktalıyorum. Yarın inşallah başka bir konuda buluşmak dileğiyle.